E projemizi Eylül ayından e, bu yana e, sürdürüyoruz. E, tabii ki Covid sürecinde bayağı zorlu süreçler oldu. Bazı takım arkadaşlarımız Covid rahatsızlığına yakalandı. Buna rağmen biz e, azmimizi ve e, hırsımızı kaybetmeden bu projeyi çıkarmayı başardık. Gaziantep'te finale kalma başarısı gösterdik. Şunu da belirtmek istiyorum. 415 takımdan üniversite ve üzeri e, kategorilerde yani diğer e, gruplarda, takımlarda, profesör hocalar, doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri olmasına rağmen 415 takımdan ikinci olma başarısını gösterdik. E, projenin başarı olmasının en büyük sebebi otonom olması dediğim üzere insana ihtiyaç duymadan e, kamera yardımıyla su yüzeyindeki plastik atıkları e, tespit ederek e, motorlarına ve kulakçıklarına yön vererek bant sistemiyle bu plastik atıkları toplamaktadırlar. Aynı zamanda plastik atıkları toplamakla kalmayıp yağ ve benzin gibi türev maddeleri yanlarında bulunan hidrofobik bezler sayesinde e, toplamaktadırlar. Yani plastik atıklarla kalmayıp diğer zararlı maddeleri de toplama görevini üstlenmektedir projemiz. Yani... Her şeyi yerli diyebiliriz. Tabii ki e, yazılımı e, Serdar Sallantı arkadaşımla birlikte daha çok o görev aldı. Ben elektronik kısmında ve montaj kısmında görev aldım. Yazılımı tamamen yerli. E, konstrüksiyon anlamında, yapı anlamında da e, yerli. Fakat tabii ki bazı motorlar e, yerli, yabancı olabiliyor ama %70-80 e, yerli bir cihaz diyebiliriz. Denizlerde manuel temizleme gemileri var. Fakat e, bu gemilerin taşınması, e, getirilmesi çok büyük maliyette ve mürettefat ve gemi kaptanı gibi e, insanlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu e, cihazımızla e, gölleri, akarsuları, havuzları temizleme adına yaptık. E, boyutları küçültülebilir, büyütülebilir. E, nerede, ne alanda kullanılacağına göre prototipimiz e, değişkenlik gösterebiliyor. E, projemizde e, yağ temizlemek için polipropilen pet kullandık. Bu pet, bu pedikül yani kesinlikle suyu emmeyen, sadece yağ ve petrol atıklarını emen bir pet. Ayrıca çöpleri, deniz üzerindeki çöpleri almak için konveyor bant sistemi tasarladık. Bu bant sistemi de tamamen tasarımı bize ait. Robotumuz kesinlikle saldığınız anda tamamen kendi kendine işini görüyor ve kendi kendine geri geliyor. Plastik çöpler, cisimler Herhangi bir şey olabilir. Onun merkezini belirleyip, ona göre dümeniyle gidiyor, alıyor. Sonra da belli bir dakika sonra şarj azaldığında da kendi kendine merkezine geri dönüyor. Bunları yaparken aynı zamanda da yağını temizliyor. Aha. Teknofest'te bildiğiniz gibi hani savunma sanayi bu yıllarda İHA ve roketler çok daha fazla dikkat çekiyor. Fakat biz kendi kategorimizde en çok dikkat çeken robotluk. Pandemi süreciyle çok fazla yatırımcı da gelemedi. Sadece belediye çalışanları ve yarışanlar vardı. Ona rağmen en çok ilgi çeken robotluk diyebilirim. Evet. Yazılımında çok az bir kısım kaldı. Cisimleri biraz daha iyi tanıtmamız lazım yapay zeka kullanarak o kısım var. Sonra dediğim gibi sizin de geri dönme mevzusundan uzaktan kumanda hiç gerek kalmayacağı için GPS eklenebilir ve kullanacağımız yere göre de boyutu de değiştirilebilir. Onun dışında her şey hazır. Bunun muadilleri var. Hatta geçen bir Türk firma, firmamız da yapmış. Aynı şekilde yağı temizliyor. Gidiyor çöpleri otonom olarak alıyor. Yaklaşık maliyeti daha doğrusu satış fiyatı 90 bin lira civarında. Bizim yaptığımız maliyetse hani bunun 14'te biri sayılabilir ve biz hani kendimiz yaptık bunu. Hiçbir şey yok. E, katkı almadan sponsorlarımız sayesinde iki tane sponsorumuz var. Proge ve Depares şirketleri. İkisinin sponsorluğunda çok daha düşük bir maliyetle yaptık. Ne kadar? 5000 lira civarı. Evet, 5000 liraya bu robotu yaptık.